Resmin Öyküsü programından merhabalar. Bu hafta sizlerle Matrakçı Nasuh'u konuşacağız ve biraz İstanbul'un sokaklarına dalacağız. Matrakçı Nasuh'un İstanbul tasviri günümüzde şehirlerin billboardlarına, bazı üniversite sempozyumlarının kapaklarına, kitap kapaklarına kadar birçok yerde kullanılıyor bu resim. Ama ne anlatıyor? Gördüğümüz zaman diyoruz ki, aa evet burası İstanbul, tarihi yarımada. Biraz sokaklarına dalmak lazım, bakmak gerekiyor. Hangi yapı nerede? Matrakçı bizlere neler söylüyor? Bu anlamda bu resim çok önemli. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1533-36 yılları arasında Irak-Eyn Seferi var. İran-Irak bölgesine giden ordunun içerisinde bir isim var. Bu isim çok önemli. Matrakçı Nasuh. Matrakçı Nasuh'un ne zaman ve hangi bölgeden geldiği tam olarak bilinmese de kendinin yazdığı matematik kitabından yola çıkılarak Bosnalı olduğu ve Enderun'da yetiştiği düşünülmektedir. Enderun'da yetişen bilim insanının günümüze bıraktığı en önemli kitabın adı Beyan-ı Menazir-i Seferi Irakeyn'dir. Yani Irak seferine giderken uğranılan menziller. Günümüzde bu eser İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler bölümünde saklanmaktadır, korunmaktadır. Ordunun yola çıkış güzergahının İstanbul olması sebebiyle başlangıç noktası Tarihi Yarımada'dır ve Galata'dır. Galata resmini daha sonra detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ve ordunun gittiği güzergahta Tebriz, Bağdat ve Bağdat üzerinden tekrar İstanbul'a doğru bir yolculuk vardır. Bu güzergahta ordunun uğradığı şehirler arasında Eskişehir, Adana, Erzincan, Van, Bağdat, Halep gibi şehirler bulunmaktadır. Bunlar sadece birer örnektir. Biz bu resimle birlikte İstanbul'un tarihi yarımadasına ve bu sur içi bölgeye bir göz atalım. Şehrin etrafının surlarla çevrili olduğunu görmekteyiz. Resmin sağ tarafına baktığımız zaman bizi tekrar bir iç surla Topkapı Sarayı'nın karşıladığını görmekteyiz. Evet, bize Harem Dairesi, Adalet Kulesi, Aya İrini Kilisesi buranın Topkapı Sarayı olduğunu söylüyor. Hatta burada bir sur kapısı var. Bu kapı aslında saray ahırlarına açılan ahır kapı olduğunu söyleyebiliriz. Merkezde büyük cüssesiyle bizi karşılayan bir mimari var. Aslında burası Ayasofya. Ayasofya'nın iki tane minaresi var. 1533 yılındayız. Bu dönemde iki minareli bir yapıdır. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra iki tane minare daha eklendiğini biliyoruz. Evet, Tarihi Yarımada'da Sultanahmet Meydanı'na baktığımız zaman Sultanahmet Meydanı'nda Sultanahmet Camii'nin olmadığını görüyoruz. Çünkü biz 1533 yılındayız. Sultan 1. Ahmet döneminde bölgeye Sultanahmet Camii inşa edilecek. Spendon Duvarı'nın yani günümüzde At Meydanı olarak bilinen bölgede yılanlı sütunun olduğunu da ayrıca görmekteyiz. Evet, yılanın 3 tane kafasının o dönemlerde durduğunu da ayrıca biliyoruz. Çünkü günümüzde bölgeye gittiğimiz zaman yılanlı sütunun sadece gövdesi var. İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gittiğimiz zaman sadece bir tane üst çeneyi görebiliriz. Evet. Gördüğümüz gibi burası aslında İbrahim Paşa Sarayı. İbrahim Paşa Sarayı günümüzde Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılmakta. Biraz daha denize doğru gittiğimiz zaman bizi hemen Küçük Ayasofya Camii karşılıyor. Günümüzde Hüseyin Ağa Camii olarak bilinen yapı aslında Ayasofya'dan daha önce inşa edilmiştir. Günümüzde ayakta duran en eski Bizans yapısı olduğunu da söyleyebiliriz. Yapının içerisinde Justinianus'un ve Theodora'nın monogramları bulunmaktadır. Hemen burada Kadırga Limanı var ve Kadırga Limanı'na yanaşan kayıkları görmekteyiz. Buradaki kayıklarda insan silüetleri vardır. Ayrıca şunu da söylemek gerekir. Bu eserde insan tasvirine rastlayamıyoruz. Şehirlerden detayları görebiliyoruz. Burada Eski Sarayı, Eski Sarayın hemen üzerinde
II. Beyazıt Külliyesi'ni, aşağıya doğru Fatih Külliyesi'ni, Roma Valan Su Kemerlerini, Kalenderhane Camii'ni, biraz daha sol köşeye doğru gidersek Yedi Kule zindanlarını görmekteyiz. 1533-36 yılına tarihlenen bu eserin içerisine girdiğimiz zaman 90'a yakın yapıyı görebiliriz. Ayrıca şehrin içerisindeki sivil mimari hakkında da bilgi edinebiliriz. Evler bir ya da iki katlıdır ve evlerin içerisinde herhangi bir dinamizm, bir hareket yoktur. Yani insan hareketi yoktur. Yani sokaklarda gezdiğimiz zaman sadece kültürel miras ve sivil mimariyle karşılaşabiliriz. Matrakçının diğer şehirlerden detaylarına bakacak olursak, örneğin Eskişehir'deki Seyit Battal Gazi Türbesi'ni resmetmiş, yani Seyit Gazi'yi resmettiğinde bir şeye odaklanmış. Demiş ki bu şehir türbe merkezli, yani türbenin etrafında büyümüş bir şehir diyerek türbenin içerisine odaklanmış. Eleonora'nın ve Seyit Battal Gazi'nin mezarlarını, türbelerini, sandukalarını yan yana resmetmiş. Mesela Van'a gittiğimiz zaman Van Gölü'nü çizmiş. Halep'e gittiğimiz zaman Halep Kalesi'ni, yani Bağdat'a gittiğimiz zaman nehirlere odaklanmış. Matrakçı Nasu eserlerinde ayrıca bölgelerin hayvan ve bitki popülasyonuna da dikkat çekmiş. Çöl bölgesinde sarı tonlama kullanmış. Daha doğası yeşil olan bölgelerde, mesela Van'da yeşilliği bol kullanmış. Örneğin eski sarayın bahçesine bakacak olursak buralara bol çiçekli ağaçlar resmetmiş. Aslında bu ağaç 1x1000, yani binlerce ağaç olduğunu söylemeye çalışmış Matrakçı Nasu. Bu anlamda şehirleri detaylı bir şekilde resmetmesi çok önemlidir. Günümüzde yapılan bazı kazılarda matrakçının çizimlerine bakılır. Örneğin bir bölgede hamam çizmiş ama biz o hamamı göremiyoruz gittiğimiz zaman, günümüzde göremiyoruz. Kazıldığında matrakçının çizdiği bölgeden hamamlar ortaya çıkıyor. Yani tesadüfi çizimler değil onun yaptığı. Bölgeyi tamamen kuş bakışı tarıyor ve daha sonra bu detayları resmediyor. Odaklandığı noktalar var. Seyit Gazi'deki türbeye odaklandığı gibi. Mesela Erzurum'un Ilıcalarına odaklanmış. Bu bölgeden çıkan kaynak sularını önemsemiş. Bu anlamda Eskişehir çok önemli. Eskişehir'de Kurşunlu Külliyesi'ni resmederken ayrıca bölgenin sıcak su kaynaklarını da resmetmiş. Aşağı doğru, şehrin aşağısına doğru Hamam Yolu diye anılan bölge, günümüzde de Hamam Yolu, o bölgedeki hamamları resmetmiş. Bu bağlamda ordunun içerisinde 1533-36 yılları arasında böyle bir kişinin bulunması Osmanlı sosyal hayatında, şehircilik hayatında çok önemlidir. Çünkü şehirlerin detaylarını bize aktarmaktadır. Bu çizimlerle birlikte detaylardan yeni buluntulara ulaşılabilir. Günümüzde sanat tarihçiler, arkeologlar ve sosyolojik alanda çalışmalar yapan kişiler bu eserden faydalanabilir ve eserdeki detaylar bizi bazı noktalara taşımakta kolaylaştırır. Günümüzde eserin İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde kayıtlı olduğunu söylemiştik. Eser Matrakçı Nasuh'un fırçasından çıkmıştır. Yoğun olarak gri tonlarda kurşunun kullanıldığını bilmekteyiz. Eserin içerisinde bazı çatlamalar, kırılmalar meydana gelmiş. Yapraklarda deformeler de ayrıca bulunmaktadır. Matrakçının sadece çalıştığı alan haritacılıkla sınırlı değildir. Matematik alanında da eserleri bulunmaktadır. Bu matematik alanındaki çalışmalarında da matrakçının Bosna'dan geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca şuna değinmek gerekir. Matrakçı Nasuh'un
eserlerindeki matrakçı kelimesinin matrak oyunu oynamasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu oyun karşılıklı oynanan ve ordunun dinamizmini sağlayan bir oyundur. Bununla ilgili hünernamelerde de görüntüler bulunmaktadır. Bu alanda kendini iyi yetiştirmiş birisidir. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman'ın matrakçıya silahşör ünvanlı bir berat verdiği bilinmektedir. Bu önemli bir detaydır. Matrakçının isminin Matraki'den gelmesi önemlidir. Tuhvetül Guzat adlı eserlerinde ayrıca savaş teknikleri ve savaş aletleri üzerinden çalışmalar yaptığını da söyleyebiliriz. Burada yürüyen bir hisar geçmektedir at meydanında. Kullanılmasının mümkün olan bir tasarım olarak bunu tanıttığını, bir hisar görüntüsünün de at meydanından geçtiğini söyleyebiliriz. Haritacılık ve askeri alanda yaptığı çalışmalarla bilinen Matrakçı Nasuh'un 1533 ve 36 yılına tarihlenen eserinden İstanbul manzarası detayını gördük ve bu detaylardan da diğer eserlerine göndermeler yaptık. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.